Herkese merhaba arkadaşlar. Dil Bilgesi YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 12. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu birinci dönem tekrar testlerini çözeceğiz arkadaşlar. Çok önemli testler. E, 2020 TYT'de gelebilecek ipuçları arayacağız arkadaşlar bu testlere. Hadi başlayalım. Birinci soru arkadaşlar altı çizili söz öbeğiyle eleştirmenlerin hangi yönü vurgulanmak istenmiştir diyor. Bakın altı çizili bölüm var. E, paragrafın tamamını okuyalım arkadaşlar. Acele edip de sadece altı çizili sözcüğü okuyup işaretlemeyelim. Eleştirmenlerin çoğunun yazarlar tarafından sevilmediğini biliriz. Sanatçıların bu tutumuna yaptıkları temel dayanak eleştirmenlerin taraflı olması. Bana kalırsa eleştirmenler edebiyatın kutup yıldızı gibidir. Onlar uçsuz bucaksız coğrafyada edebiyatın istikametini belirlerler. Aslında şu son cümlede altı çizili bölümün ne demek istediğini bana anlatmış. Onlar uçsuz bucaksız bir coğrafyada edebiyatın istikametini belirlerler. Kutup yıldızının özelliği nedir arkadaşlar? Ona bakarak biz yönümüzü tayin ederiz. Yani yön gösterir arkadaşlar bize. Bakalım edebiyatçıları etkiledikleri, edebiyatı kendi tekenine aldıkları, Sanatçı ve okurlara yol gösterdikleri. Zaten şu son cümlede de ipucu vermişti. Gördüğünüz gibi kolay bir soru arkadaşlar. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Üçüncü soruyla ikinci sorunun yer değiştirdim. Ee, aynı anda kameraya yansısın diye arkadaşlar. Aslında bu üçüncü sorum ama ben ikinci soru diye çözeceğim bunu. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur? Bakın mecaz anlamı sormuş. Gerçek anlam, mecaz anlam. Mecaz anlam neydi bir sözcüğün? gerçek anlamından uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlamda. Bakalım. Şairlik aslında bir bakıma sözcü olmaktır. Şiirin demi oturduğu an, bakın deminin oturması mecaz olması. Şiirin demi yani çay demi gibi e, benzetme yapmış ve deminin oturması yani kıvama gelmesi derken benzetme yapmış. Yazmaya başladığımda içimdeki ayaklanma, içinde bir ayaklanmanın olması mecaz anlamdır. Ne kadar bastıramasam ilham Perisi'nin isyanı o derece mükemmel bir şey çıkar ortaya. Akıl üstesinin kralı değil yüksek obasının beyidir şiir. Bekleyeceksin onu sessizliğin çıldırtan hışırtının çıldırtması. Duygu dalına olması. bunlar mecazdır arkadaşlar gördüğünüz gibi. O derece mükemmel bir şiir derken burada herhangi bir mecaz anlam yoktur. Kolay bir sorum evet kolay bir sorum evet ikisi de gerçekten kolaydı arkadaşlar. Hemen 3 ve dördüncü soruya da bakalım arkadaşlar. 3. sorumuz arkadaşlar bir yazım bilgisi sorusu. Şimdi ona bakacağız arkadaşlar. Yazım bilgisine bakacağız. Şöyle diyor bu parçada altı çizil sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Tamamını okumama gerek yok. Türk devleti derken D küçük yazılır. Büyük Selçuklu devleti doğru. Bu büyük vezir derken normal bir şey yok arkadaşlar. Başucu ayrı yazılır doğru. Ne oldu arkadaşlar? Bir gördüğünüz gibi çerez bir soru arkadaşlar. Kolay bir soru. Dördüncü soruya bakalım. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisine verilen noktalı işaretle sıra. Çok klasik bir soru arkadaşlar. 2020'de de böyle bir soru bekleyip. Şimdi demiş ki çevremde kentin o korkunç gürültüsü vardı demiş. O zaman buraya ne gelir? Buraya bir nokta yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu soruları çözerken arkadaşlar eleme yöntemiyle gidin sonra da sağlama yapın. Şimdi noktayla başlamayan şıkları eliyorum. Gitti, gitti, gitti. İki seçenek kaldı. Artık soruyu doğru yapma ihtimalim %50'dir arkadaşlar. Sonra bu seslerin içinde mutlak sesler, görüntüler, cümle bitmiş mi? Hayır. 3 nokta. Eksiltili olan cümlelerde cümlenin sonuna yani yüklem yoksa cümlenin sonuna 3 nokta getiriyorum. Bakalım hangisinin 2 nokta, 3 nokta gelmiş? Bu da gitti arkadaşlar. İnsan hep başkasının peşindedir. Nokta. Niçin böyledir? Soru işareti normalde gelmesi gerekir. Fakat birden fazla soru cümlesi olduğu için niçin böyledir, niçin başka olmasın derken buraya virgül koyarsın. Soru işaretini ikinci cümlenin sonuna koyarsın. O zaman doğru cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk dört soru gerçekten kolay. Evet Beşinci soru arkadaşlar. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım şairler, edebiyatla ilgili bir soru. Şiir aruzla başlamış. Tamam. Ziya Gök kalptan sonra hece ölçüsünü benimsemiştir. Beş hececilerdenmiş. Burası çok önemli. Hiciv türünde yazdığı eserlerini Akbaba dergisinde yayınlamış. Mizah türünde yazmış eserler. Çimdik takma adını. Çimdik takma adını arkadaşlar özellikle beş hececilerden olacak. Bir de Akbaba dergisini yayınlayan kişi kimdi arkadaşlar? Yusuf Ziya Ortaşlı. Gördüğünüz gibi kolay bir soru arkadaşlar. Beşinci sorudan sonra altıncı soruya bakalım. Yazar eser karşılaştırma sorusu. Klasik bir soru arkadaşlar. Bakalım şimdi bu vatan kimin? Orhan Şahik Gökyay'ın. Doğru. Ee, Yayla Duman'ı Ömer Bedrettin Uşaklıgil. Uşaklı doğru. Ee, Sebil ve Güvercinler Kemalettin Kamu değil arkadaşlar. Sebil ve Güvercinler Ziya Osman Sabay'a aitti. Cevabı buldum. Behçet Kemal Çağlar, Erciyes Senkopan da Arif Nihat Asya, Bir Rüzgar Bekliyor. Kolay bir soruydu arkadaşlar. Geçiyoruz. 7 ile 8. soruya bakacağız arkadaşlar şimdi de. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve kurucusu olduğu edebi akım. Yani hem sanatçısını sormuş hem de kurucu olduğu bu akımı sormuş. Şöyle bir okuyalım. Türk şiirine birçok yenilik getirmiş olan sanatçı. Kafiye ve redif gibi biçimsel özelliklere söz sanatlarına karşı ha, söz sanatlarına karşı biçimsel özelliklere karşı arkadaşlar. Eserlerine sıradan insanı konu edinmiş, doğal sade bir üslup benimsemiş, halk değişlerine yer vermiş, argodan faydalanmış, La Fontaine'den çeviriler yapmış arkadaşlar. Dolayısıyla burada bahsedilen akım hangisi önce bunu bulalım. Biçimsel özelliklere karşı çıkan söz sanatlarına her şey karşı çıkan akım arkadaşlar. Garip akımıydı. Formülü de şöyleydi hatırlarsanız o mu? Kim bu? Bu Orhan Veli kanık arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği olacak. Sekizinci soruda Sait Faik'in anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi? Yani Sait Faik ile ilgili verilen şu paragraftaki cümlelerden hangisi diyor? Sait Faik için söylenemez diyor. Bakalım. Sait Faik abası yanık öykülerinde çocukluk ve gençlik izlenimlerine günlük yaşamı şiirsel bir dille anlatmış mı? Doğru. Kahramanları balıkçılar, yoksullar, avareler ve uzaktan tanıdığı, selamlaştığı sıradan kişilerdir. Kahramanlarını yaşadıkları çevreye uygun olarak ele anlatır. Doğru. Arı bir Türkçe ile yazan sanatçının çok sıcak işten samimi bir anlatım vardır. Doğru. Olaya, kişiye, entrikaya, başlangıç ve sonuca da dayanan öykücülük anlayışını sürdürmüştür. Geçiyorum bunu. Öykülerindeki ayrıntı zenginliği, ne zenginliği yaşanan anı derinliğine kavramasının bir sonucudur. Doğru. Neden cevabın dört arkadaşlar ya da denize şimdi onu anlatacağım size. Çünkü Said Faik Abası yanık arkadaşlar. Çehov tarzı hikayenin temsilcisidir. Nedir Çehov tarzı hikaye? Çehov tarzı hikaye neydi? Duruma dayanı bir hikayeydi. Yani öne çıkan durumdu arkadaşlar. Olay hikayeciliği ise Maupassant'tı. Fakat Said Faik Maupassant değil Çeo tarz hikayenin e, temsilcilerinden biri olduğu için cevabımız D seçeneği. Zaten şurada da arkadaşlar sırtıyor. Olaya sen bunun Said Faik e, Abasyan'ın tarz hikayede olduğunu bilirsen bu soruyu kaçırmaz. Evet arkadaşlar 9. soru bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal'e ait değildir? Yahya Kemal'in şiir anlayışı ile ilgili bilgiler verecek bana. Yahya Kemal'in şiiri Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin kaynaklarını oluşturan divan, halk ve batı edebiyatlarına açık bir şiirdir. Bunun için bu şiirde halkın konuşma dilinin rahatlığını taşıyan bir söyleyiş tarzını, divan edebiyatın form anlayışındaki, form anlayışındaki seçiciliğini, batı şiirindeki milli romantik duyuş tarzını, şahsı olabilme ve sanata sadık kalabilme yani sanat sanat içindir anlayışını, o Türkçenin bir şiir dil olarak sahip olduğu bütün sır ve imkanları keşfederek şiirlerini gerçekten etkileyici bir dil musikisi yani şiir böyle bir musiki gibi durur arkadaşlar ya Kemal'de dili bir kuyumcu ustasının dikkat ve itinat titizliğiyle kullanır. Konuşma diliyle yalın, açık, an, e, duru bir üslupla yazmıştır. Aşk, sonsuzluk özlemi, ölüm gibi temalarını da altını çizelim. Hangi temaları işlemiş, işime yarayabilir? vatanın bir özeti olarak gördüğü İstanbul'a büyük hayranlık duyduğu Türk uygarlığına, Osmanlı tarihine, ilhamla vesaire demiş arkadaşlar. Şimdi alt çizili bölümler benim için çok önemliydi. Özellikle şurası çok önemli. Dil musikisi ve dili bir kuyumcu ustasına kuyumcu ustasının dikkat ve itina titizliği ile kullanmıştır. Burası benim için önemli. Uzun bir soru olduğu için arkadaşlar şıkları kaydıracağım. Bakalım. Şimdi A seçeneğine baktığımız zaman Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan. Bakın kafiye var, redif var, e, şiir bir dil e, titizliği var, musiki var arkadaşlar bir uyum var. Dolayısıyla Yahya Kemal'e ait olabilir diyeceğiz tabii ki bu şiirlerin kime ait olduğunu bilmeyebiliriz problem değil arkadaşlar. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak. Aslında konudan da anlaşılabilir arkadaşlar. Neden konudan da anlaşılabilir? Çünkü bakın burada kahramanlık var. Türk uygarlığı var. Üsküdar gözleri dolmuş tepeden bakarak görmüş İstanbul. Burada çizmiştim yukarıda hatırlarsanız. Bunu da eledim. Fani ömür biter bir uzun sonbahar olur. Yaprak çiçek ve kuşlar dağılır. Kuruma olur. Tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir ve da. Artık bu dağ dağ ile Uğuldar, deniz ve dağ. Yine bakın arkadaşlar bir kafiye uyumu var, bir redif uyumu var. Yani bir kuyumcu titizliğiyle şiirdeki kelimeler seçilmiş. Bu da olabilir. Dünya koşuyor söz mü? Beraber koşacaktık. Heyhat, bütün azmi sen arkanda bıraktın. Madem ki uyandın, o medit uykulardan bir parçacık olsun hadi hiç yoksa kımıldan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar serbest nazımla yazılmış bir şiir. E neydi Yahya Kemal'da? Bir dil işçiliği vardı öyle değil mi? Bir kuyumcu hassasiyeti vardı. Doğru cevabı yakaladım aslında. Bizlik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizlik o sabah ilk atılan safta yüz atlı, ufu uçtuk muhaç ufkunda görünmek hevesiyle canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle arkadaşlar. Yine Yahya Kemal'in meşhur bir şiirinden alınan parça. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir soruydu. 10. soruya bakalım. Bu parçada sözü edilen dergiyi sormuşlar arkadaşlar. E, dergiler önemli. Özellikle sözelci arkadaşlar. Yani TM'den ve sözelden giren arkadaşlar. Bu yıl dergilere baksınlar arkadaşlar. Dergilerden 2020 AYT'den bir soru bekliyorum. Dikkat edin. Yaşar Nabi Nayır tarafından 1933'te yayımlı Ankara'da yayınlanmış. Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergisidir bu dergi kendi çizgisinden ödün vermeden farklı dönemlerde farklı akımları ve anlayışları ev sahipliği yapmıştır. Abdülhak Şinasi İhsar, Atıl Han, Behçet Necatigil, Cahit Sıtkı Tarancı, Ceyhun Atıf Kansu, Necati Cumalı, Nurullah Ataç, Orhan Veli, Sabahattin Kudret Aksa, Sait Faik, Yakup Kadri Karasmanoğlu gibi birçok yazar ve şairin ürünleri de bu dergilerde yer almıştır. Yaşar Nabi tarafından çıkartılan dergi hangisiydi arkadaşlar? Tabii ki varlık dergisiydi. Bir de şuradan çıkartabilirdiniz. Türk Edebiyatı'nın en uzun soluklu dergisi arkadaşlar. 11. soruyla devam edelim. 11. soru yine bir edebiyat sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şiir anlayışına mensup şairlerden biri değildir diyor. Bakalım önce şiir anlayışını tespit edelim. Bu edebi harekete mensup olanların şiirleri imgeci bir şiirmiş pek anlaşılması normal. Okuyucunun hazırlık dönemi geçirmesini ister şairler anlamı karartan, gizleyen bir tavır, anlamı gizliyorlar. Zaten imgeci olursa muhtemelen öyle olacak. Sözcüklerin gündek, gündelik gündelik anlamlarıyla yiten anlamları yerine çağrışım var. Zaten buraya kadar hep aynı şeyi anlatıyor. Şu imge kelimesi benim için yeterli. Günlük konuşma dilini yere kurulu dilin yapısını bilinçli bir biçimde, ha, dilin yapısını bilinçli bir biçimde bozuyorlar arkadaşlar. Soyutlama eğilimi varmış. Bunlar çok önemli. Betimleyici, niteleyici ve biçim bozan tavırlar varmış. En çok batılık imgelerin kullandığı bu şiir divan şiirindeki sepki hindi yani anlaşılmaz şiir arkadaşlar. İlk okuyunca böyle anlaşılmaz şiirler. Bu imgeci olacak, çağrışım olacak, dilin yapısını bozacak ve soyut. Bunlar size niye hatırlatıyor arkadaşlar? Bunlar arkadaşlar bize ikinci yenicileri anlatıyor. Peki nelerdi bu ikinci yeniciler? Arkadaşlar şöyle formülize ediyorduk. İkinci yenicileri Ece Sütü diye formüle ederdik. Kimler var burada? Burada arkadaşlar Ece Ayhan var gördüğünüz gibi. C harfinde Cemal Süreya var. E harfinde arkadaşlar Edip Cansever var. Şıklarda yok bu. Edip Cansever. S harfinde arkadaşlar Sezai Karakoç. Şıklara bakıyorum var mı? Sezai Karakoç. Ü'de arkadaşlar Ülkü Tamer var, Ülkü Tamer. T'de de Mehmet Çınarlı var zaten arkadaşlar. İ'de de İlhan Berk var. Peki o zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Cevaba bakıyoruz. Mehmet Çınarlı gördüğünüz gibi arkadaşlar burada yok. Eledik, eledik, eledik. Geri ne kaldı? Mehmet Çınarlı kaldı. Bu ise arkadaşlar Hisar grubunda yer alan bir sanatçıydı. Gördüğünüz gibi. Kolay bir edebiyat sorusu arkadaşlar. Öğrencilerim hep şunu diyorum ben. Arkadaşlar edebiyatla detayda boğulmayın. Genelde sorular hep ana hatlardan, bilmemiz gereken yerlerden geliyor arkadaşlar. Kolay bir soruydu. Şimdi bir sonraki soruyla devam edelim arkadaşlar. 12. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle demiş bu metinde modernizme esas alan eserlerin özelliklerinden hangisi kullanılmıştır demiş. Şimdi bu öyküyü yazmak için masanın başında oturmuş düşünüyorum. Düşünüyorum da bir öykü ne şaşırtıcı ne garip oluşumlarla başlıyor, gelişiyor, kazanılmaya hazırlanıyor. Buna bu arada dursun diyemeyiz, örgüsü çözülür öykünün. Bunun için sürdürmeliyiz, sözümüzü gevşetmeden sürdürmeliyiz. Bir öyküyü kazanmak büyük incelikler ister, çok dikkatli olmak gerekir. Örümcek ağ bağlantıları zedelenmeden geçmeli sözden söze. Öykü burada başlayabilir. Başlangıçta neden ben bunu yazamam diye düşündüm ki ortada yanlış bir şeyler olduğu belli de bunların nerede ve neler olduğu açık değil. Bu öyküde iki ah bir eyvah kullanmak istiyorum. Bu öyküde eyvahın yeri yok galiba. Arkadaşlar bakın burada öykünün yazılma sürecinden bahsediyor. Yani öykü yazarken neler hissediyor neler geçiriyor arkadaşlar onu anlatmış. Yani içinden modernizm esas alan arkadaşlar bakın içinden geçen duyguları, düşünceleri, daha doğrusu öykü yazma serüveninden bahsetmiş. Tema olarak bireyin bunalımları, topluma çatışmaları anlatılır. Burada böyle bir şey yok arkadaşlar. Paragrafa göre çözmem lazım benim bu soruyu. Öyküden çok öykünün anlatım serüvenini işleyen tekniğe yer vermiştir. Bakın burada da öyküden ziyade öykünün anlatım serüvenini, yani olayın, hikayenin anlatım serüvenini işleyen bir tekniğe yer verilmiştir diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da zor bir soru değil. 13. soruya bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bu metnin ortaya çıkmasında etkili olan düşüncelerden biri değildir diyor. Önce metnimizi okuyalım. Oğullarım gitmeseydi, bizi terk etmeselerdi belki bunların hiçbiri gelmezdi başımıza dedi. Tanrı insanları her yönden deneyip denetliyor. Ben onları toprağa bağlamak istedikçe onlar hem benden hem de topraktan nefret eder oldular. Sonunda ikisi de terk etti bizi. Bilirsem bu da Tanrı'nın başka bir deneyişi insanı ya da bu da Tanrı'nın bir imtihanı. Hırslı biri değilim ben. Ama Tanrı'nın varlığını aldırmayan insanların yaşadığı yerde eninde sonunda seni de hırs bürüyor. Gittikçe daha çok edineyim diyorsun. Gittikçe daha çok. Sonunda kendi etini kendi kanını da yiyip tüketiyorsun. Bunu anlarsan eğer böyle oluyor. Kendi çocukların sana karşı çıkıyor. Seni korumakla görevli olanlar sana kurşun sıkıyor diyor arkadaşlar. Şimdi bakalım Tanrı inancından yoksun olmanın toplumsal yozlaşma karşısında sağlam duramamaya neden olacağı. Evet arkadaşlar ikisi de olması lazım diyor. Yani Tanrı'yı reddedemezsiniz diyor. Dolayısıyla arkadaşlar A seçeneğini çıkartabilirim. Daha fazla kazanma isteği ve hırsın aile yapısını olumsuz etkileyeceğini. Daha fazla kazanırsan arkadaşlar ee, neredeydi? Hırsı biri değilim ben diyor bakın. O zaman bunu da buradan çıkartabilirim ben. Ekonomik sıkıntıların insanların yıkılışına neden olacağı ve inançla bu yıkılışın engelleneceğini diyor arkadaşlar. Gittikçe daha çok elinem diyorsun. Daha çok istiyorsun. Gittikçe daha çok sonunda kendi etini ve kendi kanını da yiyip tüketiyorsun. Bunu da buradan çıkartabilirsin arkadaşlar. Toplumun sahip olduğu maddi değerleri korumak için gerekirse bireylerin feda Burada bireyin bir feda edilmesinden, bireyin e, bir şey uğruna feda edilmesinden bahsetmiyor arkadaşlar. E seçeneğine bakalım. Ekonomik sıkıntılar üzerine bir de inansızlık eklenirse çözülmenin kaçınılmaz olduğunu. Dolayısıyla burada da zaten diyor arkadaşlar. E, bu da Tanrı'nın bir imtihanı diyor arkadaşlar. Dolayısıyla Tanrı'ya inanmanın bir gerekliliğinden de bahsediyor. Doğru cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Şimdi 14 ve 15. sorulara bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yine iki tane edebiyat sorusu karşımıza çıktı. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Klasik bir boşluk doldurma sorusu arkadaşlar. Metafizik düşünceyi modern şiir anlayışıyla birleştirerek şiirlerin konusunu oluşturmuştur. Metafizik düşünce olacak. O şiir dilindeki semboller aracılığıyla geleneğe, güne ve geleceğe taşımaya başlayacak gelenek olacak ve gelecekte olacak. Böylece şiir coğrafyasında geleneği yeniden biçimlendirir ve yorumlar. Sanat tutumun, dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir diyen şair Diriliş dergisini çıkartır. Buradan da görmüşsünüz, anlamışsınız doğru şıkkı. Devam ediyoruz. Aslında bu soru arkadaşlar şuradan çözülebilir. Meşhur şiiri hatırlarsınız Mona Rosa şiirini arkadaşlar hatırlarsınız. Kimin bu şiiri arkadaşlar? Tabii ki Sezai Karakoç'a ait bir şiirdi. Gördüğünüz gibi çok da zor bir soru değil. 15. soruya bakalım. Şöyle diyor. Hikayecilik anlayışını bu şekilde dillendiren sanatçı aşağıdakilerden hangisi? Klasik önce bir bilgi vermiş. Bu sanatçı aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar demiş. Ben geçmiş sanat telakkimizden faydalanmak çerçevesinde yani geleceğe yönelmek çerçevesinde İslami endişelerle hareket ediyorum. Ha, İslami bir anlayışı varmış arkadaşlar. İslam'ın sanat meselelerini mutlaka getirdiği bir bakış açısı vardır. Bunu da hikaye babında meslevilerle meslevilerden kıssalardan halk hikayelerinden yararlanıyormuş. Yalnız bana uygun bir hareket noktası olarak Çin denizinden Atlas Okyanusu'na kadar bütün İslam alemine yaygın olan kısa geleneğinden hareket. Hangisinde arkadaşlar İslami yönelim vardır? Şıkları şöyle bakın. Tabii ki Mustafa Kutlu arkadaşlar. Yine 2020 AYT'de Mustafa Kutlu'yu bekliyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Çıkarsa bana dua edersiniz arkadaşlar. 16. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi bu metin için geçerli değildir diyor arkadaşlar. Bakalım. Ee, video uzamasın diye arkadaşlar sizden önce çözdüm ve işleştirdim arkadaşlar. Nerede neyin geçtiğini görmeniz adına. Tansiyon ilacımı damlatmış mıydım? Çoğun safsatlıyorum da sorular sözde yanıtlar sıralanıyordu ekranda. Sormadım halde geç kaldın. Yaşadığın zaman seninle oynar sen onunla oynamayı başaramazsın. Yenik düştün öyleyse. Yenik düşmeyi yeğlersen yenilirsin. Yanıt aramadın, arayamadın, fırsat bulamadın. Doğrulardan nefret ettin, yanlışları mı irdeledin sadece? Belki. Peki nedir sence yanlış? Güçlü olduğu varsayılan zaman kavramından korkmak. Onun için mi üstünde yürüdün? Bilerek diyemem günlerimin işi, bilerek diyemem genlerimin işi. Beni neden suçluyorsun öyleyse? Yalnız sen mi? suçlanabilecek her şeyi özellikle siyah beyazı suçlamak, sorgulamayı getirir ardından. Tersi de düşünebilir bence arkadaşlar. Ada demiş ki anlatımda birinci kişi ağzından anlatılmış ve kahramanların iç dünyası. Bakın arkadaşlar sormadığım demiş. Yani olayı yaşayan kişi anlatıyor. Birinci kişi ağzı anlatım buydu arkadaşlar. Üçüncü kişi de olayı gören kişi anlatıyordu arkadaşlar. Bunu çıkarttım. Somut bir anlatımın egemen olduğu metinde olaylar sırasıyla anlatılmış kişiler zaman ve mekanla sınırlandırılmıştır diyor arkadaşlar. Bunu geçiyorum. Kahramanın kendisini sorgulamasında belli bir zaman kavramı gözetilmemiş. Şimdiki zaman yerine çok boyutlu bir zaman tercih edilmiştir diyor. Evet. Baktığınız zaman burada görülen geçmiş zaman kullanmış. Başka bir yerde geniş zaman kullanmış. Ve şimdiki zaman dışına çıkarak daha çok boyutlu bir zaman kullanılmış. C'yi de ediyorum arkadaşlar. Zaman ve mekan kavramının soyutluğu anlatımda da soyut bir dil. Bakın güçlü olduğu varsayımla lan zaman kavramından korkmak onun için üstüne yürüdüm bilerek. Yani zaman ve mekan kavramının soyutluğunda anlatımda da soyut bir dil kullanılmıştır arkadaşlar. Doğru. Anlatımın akışı yer yer kesilerek serbest çağrışım. Bakın ekranda sormadım halde geç kaldın yoksa e, yoksadığın zaman senin oynar sen onunla oynamayı başaramazsın Yenik düştüm Öyleyse bu şekilde arkadaşlar e, aklına gelen şeyleri böyle peşi sıra sıralıyor arkadaşlar kolay bir paragraf sorusu ama değişik bir paragraf sorusu arkadaşlar <laughs> 17 soruya bakalım arkadaşlar 17 soru yine bir e, paragraf sorusu Evet hikaye ve yazarı ile ilgili demiş. Daha doğrusu paragraflı edebiyat iç içe karışık bir soru arkadaşlar. Bakalım. Nereden alınmış Metin? Firuza'nın Parasız Yatılı adlı arkadaşlar. Eserinden alınmış güzel bir kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Anne kız sabah kalabalığın arasında yürüyorlardı. Annesi durmadan koşuyordu. Böyle konuşkanlığının olduğu geçmişteki tek günü hastaneye hasta bakıcı olarak anlatıldığı gündü. İşte o gün annesi eve gelince her şey değişmişti. Çünkü annesi bilmediği görmediği haller içindeydi. Alıyorlar beni bir iki güne kadar başlıyorum. Başlayayım bir çıktım. İri yarı bir kadın bir bir sordu. Daha önce çalıştın mı? Kocan ne zaman öldü? Çocuğun var mı? Bırakacak kimsen yok ha demişti. İşte arkadaşlar bu hikaye ve yazarı ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Bakalım hemen. Metnin tamamına yayılmış bir olay yoktur. Metnin yaşamdan bir kesit sunan durum öyküsüne örnektir. Evet arkadaşlar bir olaydan ziyade burada bir kadının yaşamış olduğu bir durumdan bahsettiğin bahsettiği için a seçeneğini eliyorum. Anlatıcı olayları geriye dönüşlerle anlatmış mı? bakalım arkadaşlar. Çünkü annesi bilmedi görmedi haller içindeydi. Bakın geçmiş olayı alıyorlar beni vesaire demişti diyor. Şuradan da anlayabilirim. Bakın geçmiş zaman kullanılmış. Doğru. C seçeneğine bakalım. Öykü yazarın hayatından izler taşımaktadır diyor. Şimdi burada arkadaşlar e, kitabı biraz okumanız gerekiyordu. Bakalım paragraftan buna benzer bir şey çıkartabilecek miyim arkadaşlar? Paragrafı bir de okuyorum Anne kız sabah kalabalığın arasında yürüyorlardı. Annesi durmadan konuşurdu. Böyle konuşkanlığın vesaire arkadaşlar. Biraz hızlı okuyorum ben içimden. Evet arkadaşlar bu kitabı okumanız lazım. Yani burada Firuzan arkadaşlar kendi hayatından izler taşıyor arkadaşlar. Bu da bu kitabı bilmeniz lazım. Dediğim gibi edebiyatla şey iç içe geçmiş bir soru. Alegorik yani sembollerle bir anlatım var mı? Paragrafa baktığım zaman sembollerle bir anlatım gözüme çarpmıyor. Olaylar üçüncü kişi ağzından anlatmış. Evet, olayları gören bir kişi anlatmış. Yaşayan değil de gören bir kişi anlatmış. Bu da doğru arkadaşlar. Doğru cevap D seçeneği. Dikkat edin yine arkadaşlar buna benzer bir soru yine gelecektir arkadaşlar. 18 ve 19. sorulara bakalım. Aşağıdakilerden hangisi edebiyat psikolojik ilişkisini yansıtan bir durum değildir arkadaşlar? 9. sınıf müfredatından gelen bir soru. Edebi eserlerin duyguları işlemesi evet, psikoloji ile ilgilidir. Edebi eserlerin insanlar arası çatışmaları ele alması, evet bu da psikolojiye etkiler Edebi eserlerin hayalleri ortaya koyması, evet hayal, bilinçaltı bunlar psikolojiye girer arkadaşlar. Edebi eserlerin dönemin sosyal yapısını incelemesi bu edebiyat sosyoloji arasındaki bir ilişkiye girer. Edebi eserlerin insan sorunlarını işlemesi tabii ki psikolojinin alanına girer arkadaşlar. 19. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Buna göre diyor aşağıdaki dizelerin hangisinde böyle bir mecaz oluşturulmamıştır diyor. Soruda e, teşhisten bahsetmiş arkadaşlar. Teşhis senet, sanatını sormuş. Edebi sanatlarla ilgili benim size tavsiyem arkadaşlar. Yine en bilindik sanatları daha iyi bilin arkadaşlar. Böyle çok kullanılmayan tedriştir vesaire bu tip sanatlara değil de teşbih, teşhis gibi sanatlara daha çok dikkat edin. Mesela 2019 ayetinde de neyi sordular? İrsalı meseli sordular arkadaşlar. Atasözü kullanma sanatıdır. Bakın burada örnek sorduğunda neyi sormuş? Teşhis sanatını sormuş. Bakalım. Bu gece çılgınlığı üstünde denizin. Denizin çılgınlığı olması insana ait bir özelliği aktardığı için teşhis sanatı. Mor menekşe boynunun bükmesi teşhis sanatı. Rüzgarların oturmuş karşılıklı konuşuyor. Ok okuyor. Rüzgarların okuması insana ait bir özellik aktardığı için teşhis sanatı. Yolcuyum bir kuru yaprak misali rüzgarın önüne katılmışım ben. Burada arkadaşlar teşbih var. Teşbih, teşhis yok yani benzetme var. Nazlı rüzgarın konuşması bu da arkadaşlar teşhis. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet geldik son soruya arkadaşlar. Ee, yine bir uzun bir soru. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez arkadaşlar. Ben sizden önce yine şıkları eşleştirdim paragraf videoyu durdurup daha iyi anlayasınız ya arkadaşlar. Bakalım. Nereliyim acaba? Bunun kendime de sorar. Bir cevap bulamam. Coğrafya, mekana dair bir bağlanma, bir aidet yok. Duygusu yok bende. Zihnimi yaşıyor, hafızamı yokluyorum. Hep yollar kıvrılıp giden tozlu yollar. Eski dökülen otobüsler, kamyon karoserleri, tren yayları, vagonlar, kurum, iz. Babam beni aldı. Birlikte vagon evimize geldik. Borçayı açtık içinden annemin soluk pembe mantusu başörtüsü yıpranmış kunduraları aynası ve tara yüzü ve küpeleri çıktı babam bir süre bunlara baktı parmaklarının ucuyla dokundu sonra kap kapadı borçayı uzanıp elimden mızıkayı aldı sonra mızıkayla bir şeyler çalmaya başladı ne güzel ne acıklı ne tatlı çalıyordu birlikte ağladık babamı ilk kez ağlarken görmüştüm. Şimdi bakın eşleştirelim. Kahraman anlatıcı annesinin ölümünü yoğun bir. Evet zaten paragrafın tamamına hakim olan duygu duygusal bir şekilde anlatıyor. Ama yine de eşleştirsek arkadaşlar. Şurada bakın birlikte ağladık. A'yı eliyorum ben. C'ye geçiyorum. E, Yazarın bir yere ait olmama düşüncesi duygularına yansımıştır. Evet arkadaşlar. Bakın nereliyim acaba ben? Bir yere ait olmadım Buradan C seçeneği de gitti. Sürekli göçler anlatıcının zihninde değişik soruların oluşmasına neden olmuş. Bunu kendime de sorar, bir cevap bulamam." diyor. Olay örgüsü anlatıcının iç dünyasını yansıtmak amacıyla kullanılmış. Zihnime işiyor, hafızamı yokluyorum. Arkadaşlar videoyu durdurup daha detaylı çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünkü videomuzda arkadaşlar Milli Eğitim'in yayınlamış olduğu 12. sınıf 1. dönem e, tekrar testini, genel tekrar testini birlikte çözdük. Çok önemli. Sınava girmeden arkadaşlar birka birkaç gün kala yine bu videoyu dinlemenizi size tavsiye ediyorum. 2020 ile ilgili ipuçları bu videonun arkadaşlar. E, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.